Gaziantep Üniversitesi ile Kuzey Kafkas Federal Devlet Üniversitesi akademisyenleri dünyadaki gıda krizine çözüm bulmak için araştırma yapacak. Dünyadaki gıda krizi bugün sadece Türkiye'nin değil aslında dünyadaki pek çok ülkenin temel sorunlarından bir tanesi ve gelecekteki 100 yılda konuşacağımız konuların başında geliyor. Daha önce insanlar bu kadar büyük bir gıda krizini bu kadar sıklıkla yaşamamıştı. İlk defa her 2 yılda bir gıda krizini yaşıyor hale geldik. Tabii bu noktada bilim insanları gıda ile ilgili ne yapabilecek, bu sorunu gıda mühendisleri ya da gıda ile ilgili olan alanlar nasıl çözümler bulacak? Bunu araştırmaya da başladılar. Özellikle son 4-5 yılda özellikle teknik anlamda pek çok bilimsel faaliyetler ve bununla birlikte enstitüler, araştırma kurumları ve tabii ki üniversiteler buna çözüm bulmakla ilgili araştırmaları devam ettiriyorlar. Tabii gıda çözümü sadece tek lokalde çözülecek bir konu değil. Uluslararası pek çok işbirliğini, pek çok bilim adamını da bir araya getirerek bunu beraber çözmek gerekiyor. Türkiye gıda konusunda önemli bir ülke. Yani oyun kurucu, politika belirleyici ülkelerden bir tanesi. Özellikle jeopolitik özelliğinden dolayı Türkiye gıda konusunda normları belirleyen bir ülke halinde. Bu işin hem ekonomik boyutu var, hem ticari boyutu, hem üretim boyutu. Bununla birlikte de araştırma boyutu var. Bu anlamda Türkiye'yi biz ve özellikle kendi üniversitemiz odağında Türkiye'yi ve kendi üniversitemizi gıda araştırmaları konusunda bir merkez haline getirmek istiyoruz. Dünyamızın gıda üzerindeki problemleri gün geçtikçe artmakta ve bu bir küresel kriz boyutuna ulaşmaktadır. Dolayısıyla ham maddenin daha sağlıklı bir şekilde işlenmesi ve bu işleme sürecinde yeni teknolojilerin kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü olarak bu çalışmalara öncelik vermekteyiz ve bu kapsamda da birçok dünyadaki diğer ülkelerin gıda mühendisliği bölümleri veya buna benzer bölümlerle diyaloglarımız gelişmektedir. En son Rusya Kafkas Üniversitesi Gıda ve Biyoteknoloji Bölümü olarak bir protokol imzalanmakta ve bu protokol çerçevesinde dünya krizine yardımcı olabilecek bazı araştırmalar yer alacaktır. High-tech technology. I think it's probably one of them.